Nasılsınız? Ne var ne yok canlar? Her şey yolunda mı? İyi akşamlar, hoş geldiniz tekrardan. Elbette ki Rabia hocam. İnşallah Hatice hocam. Eyvallah. Eda hocam hoş geldiniz. Dilan hocam teşekkür ederim. Var olun. Tabii arkadaşlar Merve hocam yani lisans, ön lisans, orta öğretim diye bir şey yok. Yani müfredat aynı. Orta öğretimde de Asya Hunları kuran kurucusu Teoman'dır. Lisansta da Teoman'dır. Ya da en parlak lisansta da Metehan'dır en parlak dönem. Orta öğretimde de bir şey değişmiyor. Yani müfredat itibariyle hepsi aynı. Yani Gamze hocam bu şu anki ücretsiz tanıtım dersi olduğu için. Ama diğer gruplar ücretli evet. Tanıtım dersi örnek. Var olun Merve hocam. Şimdi bu akşam ne yapacağız hocalarım? Beraber bir deneme çözeceğiz. 27'li bir deneme çözeceğiz. En azından siz de kendinizi ölçmüş olacaksınız. Ben de nacizane arkadaşlarım bildiğim şeyleri sizinle paylaşmaya çalışacağım. Evet, yavaş yavaş başlayalım mı? Gelen var mı daha? Evet, hala gelen var. Gamze hocam bence işi çok yani tarih dersi için söylüyorum. Bence çok hemen başlayacağız Aziz hocam. Çok abartmayın bence. Çok teferruata girmeyin bence. Ana iskeleti bilin. Bence çok detayını öğrenmenize gerek yok. Yani dersine girdiğimiz arkadaşlar da sık sık bunu tembihliyoruz. Yani çok teferruat bence bize sınavda zarar verir. Melike hocam bence sadece Osmanlı için değil, bu anayasa için de böyle, coğrafya için de böyle, Türkçe için de böyle. Bence bol soru çözmek lazım ve yapılan yanlışlardan mutlaka ama mutlaka istifade etmek lazım. Ekim'e kadar Gamze hocam rahat bir şekilde yetişecek. Tüm soruları okuyamıyorum bu arada. Çok hızlı geçiyor. Okuyabildiklerimi. Ayşe hocam ses gelmiyorsa eğer sizin sistemden kaynaklı olabilir. Gamze hocam tüm dersler de biter. Yani 2-3 ay var. Çok rahat bir şekilde biter ya bence. Yani genelde bizim öğrenci arkadaşlar içerisinde hani bir hazırlanmaya biçilen zaman böyle 1 yıl veya 8 ay gibi bir süre çok uzun bir süre bence. Yani 3 ayda 4 ayda. Ayas hocam hangisini ücretsiz vermez miyim? Tam anlamadım sorunuzu ama. Yani Aziz bence çok yani bilim adamlarında şimdi kitaplarınız, kaynaklarınız bu arada hala katılım olduğu için soruları cevaplıyorum. Bilim adamları da çok abartılıyor. 50 tane, 30 tane bilim adamı veriliyor. Bence hiç gerek yok. Yani zaten Osmanlı tarihi için konuşuyorum. Bilmeniz gereken 7-8 tane isim var. Onlarla da ilgili mesela ben olsaydım sizin yerinizde şöyle yapardım. ÖSYM genelde eserlerini sorar. Yani özellik sorulduğu zaman yanında eser de veriliyor. Bence eserlerini bilmenizde fayda var.
Ya matematik için bir şey diyemem sevgili Gamze hocam. Biliyorsunuz matematik birikim işidir. Yani örnek söylüyorum. Hani bir arkadaşımız hiç yapmadıysa, yani örnek diyorum sıfırsa, öyle kabul edelim. Hani 2 ayda ne kadar gider? Elbette bunun işin ehli olan arkadaşlarımız daha iyi bilir ama. Haydi bakalım. Haydi bakalım başlayalım eğer hazırsanız. Şimdi dediğim gibi arkadaşlarım 27 soru gelecek. Betül hocam konu yani hangi gruptaydınız siz? İşte hangi grupta? Benim girdiğim 2 grup var. Bir tanesini bitirdim. Bir tanesiyle devam ediyoruz daha. Evet. Evet Gamze hocam, deneme üzerinde siz de kendinizi en azından denemiş olursunuz. Kaç net yaparsınız sınavda olsaydınız? Diyelim ve ilk soruyla başlayalım. Şimdi sorumuz diyor ki yukarıda verilen devlet özellik eşleşmelerinden hangisi yanlış olarak verilmiştir? Bakalım Asya Hun Devleti bilinen ilk teşkilatlı Türk devletidir. Doğru hocalarım. ÖSYM bunu 8-9 kez bu bilgiyi sordu. Tarihte bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti hangisidir? Asya Hun veya diğer adıyla arkadaşlarım Büyük Hun. Avarlar İstanbul'u kuşatan ilk Türk devletidir. Evet, 4 kez KPSS'de sınav sorusu olarak soruldu. İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti hangisidir? Avarlardır. Akabinde Bulgarlar da İstanbul'u kuşatmıştır. Yine KPSS'de bir iki kez karşımıza çıkan yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti hangisidir? Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti Uygurlardır. Doğru. Hazarlar Museviliği kabul eden ilk ve tek Türk devletidir. Evet arkadaşlarım bu da doğru bir bilgi. Bunu da 4 kez KPSS'de sordu. Museviliği kabul eden ilk ve tek Türk devleti hangisidir diye Hazarlar. Karluklar İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti demiştir. Arkadaşlarım ilk Türk devleti değil, Karluklar İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyu veya topluluk olarak bileceğiz. Peki hocam İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti hangisidir? İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti yazın bakalım. İtil Bulgarları. Doğru mu hocalarım? İtil Bulgarları. Şimdi Karahanlılarla karıştırmayın sevgili hocalarım. Karahanlılar Orta Asya'da İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devletidir. Size coğrafya belirtilmediği müddetçe tarihte bilinen ilk Türk teşkili ilk İslamiyet'i kabul eden Türk devleti hangisidir? İtil Bulgarları. Ama KPSS'de şu sorulmuş. Orta Asya'da İslamiyet'i kabul eden kimdir? Orta Asya'da İslamiyet'i kabul eden Karahanlılar. İslamiyet'i kabul eden ilk Türk topluluğu sorulursa o zaman da ne diyeceğiz hocalarım? Karluklular diyeceğiz. Hangisi 1071 Malazgirt Savaşı'nın bir sonucu değildir? Şimdi Malazgirt Savaşı arkadaşlarım 26 Ağustos 1071'de kimler arasında? Bir tarafta Sultan Alparslan, bir tarafta da Romen Diyojen vardı. Tarihte buna biz ne diyorduk? Yurt açan olarak da arkadaşlarım tarihte bilinirdi. Şimdi tek tek inceleyelim bakalım. Anadolu'nun kapıları Türklere açılmıştır. Doğru bir bilgi. Türkiye tarihi başlamıştır. Yani Anadolu tarihi başlamıştır. Doğru. Selçuklular üzerinde Bizans tehdidi azalmıştır. Doğru. Çünkü burada Bizans İmparatorluğu arkadaşlarım yenilecektir. Anadolu'da ikinci Türk beylikleri değil sevgili hocalarım. Anadolu'da ilk Türk beylikleri, ilk Türk beylikleri arkadaşlarım kuruldu. Ne gibi? Artuklular, Saltuklular, Çakabeyliği, Mengücekliler, efendime söyleyeyim Danişment Beyliği gibi. Peki hocam ikinci Türk beylikleri ne zaman kuruldu? Hocalarım ikinci Türk beylikleri de 1243'te
Köse Dağı Savaşı neticesinde kurulmuştur. Köse Dağı Savaşı kimler arasındaydı arkadaşlarım? Elbette ki Moğol İlhanlıları ile bir tarafta da Anadolu Selçuklu Devleti vardı. Anadolu Selçuklu Devleti bu savaşta mağlup olmuş idi ve İlhanlılara bağlanmıştı biliyorsunuz. Aşağıdakilerden hangisi Karahanlılarla ilgili yanlış bir bilgidir? Bakalım hocalarım. İkili yönetim Şahin hocam, Enes hocam, sesle ilgili herhalde bir sıkıntı var. Arkadaşlar da yardımcı olabilir misiniz? Enes hocam, bakınız sistem yöneticisi hocamız bilgi paylaştı Şahin. Onu yapın, ses açılır. Bazı arkadaşlarımız yeni katıldığı için ondan olabilir. Aşağıdakilerden hangisi Karahanlılarla ilgili yanlış bir bilgidir? İkili yönetim anlayışı mevcuttur. Evet, Doğu Batı diye arkadaşlarım. Bu da eski Türk geleneklerinin devam ettiğine kanıttır zaten. Anadolu'da Türkçeyi resmi dil ilan etmişler. Hayır arkadaşlarım, Anadolu'da resmi dili Türkçe ilan edenler kimlerdir? Karaman oğullarıdır. Bakınız şu iki bilgiyi karıştırmayın sevgili hocalarım. Eğer soru gelirse Orta Asya'da resmi dili kim Türkçe ilan etmiş? Resmi dili Türkçe ilan eden Karahanlılardır. Eğer Anadolu ifadesini kullanırsa Anadolu'da Karamanoğulları 1277 Karamanoğlu Mehmet Bey. Bunun dışında ilk Türk İslam sentezini yapmışlardır. Doğru, KPSS sorusu olarak sordular. Sentez ne demek veya Türk İslam sentezi ne demek? Eski Türk gelenekleriyle İslam arkadaşlarım geleneklerini sentezlemişlerdir, birleştirmişlerdir. İlk Türk İslam mimari eserlerini vermişlerdir. Aynı zamanda edebi eserlerini de verdiler. Doğru. Orta Asya'da İslamiyet'i kabul eden ilk Türk İslam devletidir. Bu da doğru bir bilgi. Tekrar ediyorum. Orta Asya'da resmi dili Türkçe ilan edenler Karahanlılar. Anadolu'da resmi dili Türkçe ilan edenler sevgili hocalarım ne diyeceğiz? Karamanoğulları diyeceğiz. Bence bu sene Karamanoğullarından soru gelebilir. Onunla ilgili bir iki bilgi daha vereyim. Karamanoğulları arkadaşlarım biliyorsunuz aynı şekilde kendilerini Anadolu Selçuklu Devleti'nin varisçileri olarak görmüşlerdir. Bu yüzden Osmanlı'ya karşı en çok direnen beyliktir ki arkadaşlarım ancak Osmanlı'yı en çok uğraştıran beyliktir Mısır'a. Ancak arkadaşlarım 2. Beyazıt döneminde himaye altına alınabildiler. Evet, yukarıda verilenlerden hangileri 2. Beyazıt'ın tahttan indirilmesinde Yeniçerilerin Yavuz Sultan Selim'i destekleme sebepleri arasında yer alır? Şimdi hatırlayacaksınız sevgili hocalarım. 2. Yavuz Sultan Selim babası tahttayken, yani babası kim? 2. Beyazıt'tan bahsediyorum. Babasını zorla tahttan indiren ilk ve tek Osmanlı padişahıdır. Burada Yeniçeriler Yavuz'u destekledi. Biliyorsunuz 2. Beyazıt ile oğlu Yavuz arasında önce karıştıran savaşı yapıldı. Bu savaşta Yavuz Sultan Selim yenildi arkadaşlarım. O dönem şehzadeydi. Akabinde Yeniçerilerin desteğini aldı. İşte soru diyor ki Yeniçeriler neden Yavuz'u destekledi? Bakalım. 2. Beyazıt'ın doğru düzgün sefere çıkmaması. Doğru. Sefere çıkmazsa sevgili hocalarım, sefere çıkmazsa ganimet olmaz. Ganimet olmazsa pekiştireç olmaz arkadaşlarım. O zaman ganimetlerin azalması, 2. Beyazıt'ın sefere çıkmaması bunda etkili. Şimdi galiba herhalde aşağı yukarı bütün hocalarımız Edirne demiş yani. Mesela Yeniçerilerin siyasete karışma isteğini niye aldınız? Nasıl bir bağ kurdunuz? Yeniçeriler siyasete karışmak istediği için mi Yavuz Sultan Selim'i destekledi hocalarım? Soruya bir de öyle bakalım.
siyasete karışmak istediklerinden mi Yavuz'u destekledir? Hayır. Kendi payelerine, kendi pencerelerine bakarlar. Adama sefer lazım, adama ganimet lazım. Bu. Allah'tan sınavda çıkmamış ha. Fatih Sultan Mehmet'in hocası, değil mi? Fatih Sultan Mehmet'in hocası olan ve ruhların hekimi olarak da kabul edilen Maddetül Hayat eserini kaleme alan Osmanlı bilgini kimdir? Arkadaşlar, mikroorganizmalardan da ilk kez bahseden Fatih Sultan Mehmet'in hocası Maddetül Hayat eserini kaleme alan tabii ki kimdir? Akşemseddin. Soru olarak bir yıl soruldu. Ali Kuşçu biliyorsunuz arkadaşlarım, Fatih Sultan Mehmet döneminde çalışmalar yapmış. Akkoyunlar döneminde de çalışmalar yapmıştı. Oradan Osmanlı'ya geldi. NASA'nın bir bölümüne arkadaşlarım biliyorsunuz kendi ismi de verilmiştir. Sabuncuoğlu Şerafettin. Bu sene KPSS'den arkadaşlarım soru göreceksiniz Sabuncuoğlu Şerafettin'den, ben öyle düşünüyorum. Lisansa mı denk gelir, ön lisansa mı bilemem. Sabuncuoğlu Şerafettin plastik cerrahinin babası değil mi Cansu Nur Hocam? Bunun dışında arkadaşlarım plastik cerrahinin babası, Cerrahiyetül Haniye Mücerrebname eserleri de vardır. Takuyettin Raşit Mehmet Efendi Osmanlı'da ilk rasathane, ilk gözlem evini açan bilgindir arkadaşlarım. YKS'de bir yıl soruldu. Lagari Hasan Çelebi arkadaşlarım biliyorsunuz roketle uçuş denemesi yapmıştı. Hazarfen Ahmet Çelebi arkadaşlarım kanatla uçuş denemesi yaptı. Lagari Hasan Çelebi de roketle adam NASA'nın temelini attı aslında. Ama adamı sürgün ettiler. Yani barut dediler, ateş dediler, o dediler, bu dediler. Klasik şeyler. Adamı sürgün ettiler hasılı kelam. Güme gitti. Şimdi Osmanlıların Bizans sınırında varlığını korumasında 4. Murat döneminde Ayben Hoca varlığını korumasında ve geliştirmesinde ne etkili olmuştur? Şimdi iskan siyaseti arkadaşlarım etkili olur. İskan nedir? Yerleştirme. Nereden? Anadolu'dan, Balkanlara arkadaşlarım insanları yerleştiriyorsun. Fetih aynı şekilde ne diyor? Varlığını hem koruyacak ya da geliştirecek arkadaşlarım. İstimalet politikası neydi hocalarım? İstimalet politikası aslında gönül alma politikasıdır ya da klasik bir şekilde söyleyelim bir hoşgörü politikasıdır. Dolayısıyla hem fetih hem iskan hem de hoşgörü politikası Osmanlıların Bizans sınırında varlığını koruması ve geliştirmesinde etkili olmuştur kıymetli hocalarım. Çok geç kalmadınız değerli hocam. Daha var. Daha bir taze 20 sorumuz var aşağı yukarı. Şimdi Osmanlı Devleti daimi ordusunu oluştururken, yani profesyonel ordudan bahsediyor. Daimi ordusunu oluştururken hangisinden faydalanmıştır? Şimdi pençik sistemi arkadaşlarım var. 5'te 1 savaş esirlerinin alınması. Kim döneminde oluşturuldu? İlk kez 1. Murat döneminde oluşturuldu. Devşirme sistemi arkadaşlarım var. Kim döneminde? İlk defa arkadaşlarım 1. Mehmet ya da diğer adıyla Çelebi Mehmet döneminde oluşturulmuştur. Neydi? Gayrimüslim tebaa biliyorsunuz. Ne bileyim Eflak, Boğdan gibi bölgelere gidilir. Oradan arkadaşlarım 11-12 yaşındaki çocuklar devşirilir, alınır. Ondan sonra bir Türk Müslüman ailenin yanına verildikten sonra oradan gereken ahlakı, adabı aldıktan sonra artık acemi oğlanlar ocağına, oradan işe arayanlar Enderun'a, oradan da ya kalemiye ya da seyfiye sınıfı mensubu olurlar. Ancak iskan ve istimalet politikası az evvel söyledik bir hoşgörü politikasıdır. Ordu oluşturulurken bundan arkadaşlarım bu teknikten faydalanılmamıştır diyeceğiz. Bu arada bir daha söyleyeyim. Devşirme ilk uygulanması 1. Mehmet'tir. Yani Çelebi Mehmet'tir.
ama devşirme sisteminin kanunlaştırılması veya kanuni hale gelmesi kim dönemindedir? Elbette ki Sultan II. Murat döneminde. Doğru mu Dilem Hocam? Canlı sağ olsun. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde fiyatları denetim altında tutmak amacıyla başvurulan bir uygulamadır? Gelebilir bir soru bana göre tabii. Arkadaşlarım gedik neydi hatırlayın. Gedik dükkan açma izin belgesi, doğru mu? Dükkan açma izin belgesi. Kethüda aracıdır. Kimler arasında? Evet, ruhsat olarak da diyebiliriz. Kethüda aracıdır. Kimler arasında arkadaşlarım? İşte lonca veya ahiler ile devlet arasında. Fütüvetname 2016 lisansında soruldu arkadaşlarım. Ahiliğin kurallarıdır. Nar kesmek arkadaşlarım ne diyor? Fiyat belirlemedir veya fiyatları denetim altında tutmadır. Nar. Sorulur mu? Niye olmasın? Bence güzel olur. Bunu siz cevaplandırın sevgili hocalarım. Sizden bekliyorum bu soruyu. Yukarıda verilenlerden hangileri Yeniçeri Ocağı yerine kurulan Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusunun özelliklerindendir demişiz. Ne dersiniz? Evet. Farklı sesler var. Deyip bırakırdım diyor hocam. Güzel. Çok farklı şıklar var. D var, B var, E var. Bakalım. Şimdi milli orduya geçişte önemli bir adımdır. Evet, doğru. Neden milli orduya geçişte önemli bir adımdır? Çünkü bunun tamamı Türktür ve tamamı Müslümandır. Askeri ihtiyacı Müslüman gençlerden karşılanmıştır. Elbette ki hem Türk hem Müslüman. Arkadaşlarım, elbette ki Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusu modern bir ordudur ve Batı tarzında bir ordudur. Değil mi hocalarım? Hani böyle sanki Muhammed böyle klasik gibi geliyor kulağa arkadaşlarım, gelmesin. İsim de bilerek konuldu arkadaşlarım, bu şekilde tepkiyle karşılanmasın diye. Çünkü 300-400 yıllık bir Yeniçeri Ocağı'nı kaldırdı. Elbette ki arkadaşlarım Batı tarzı modern bir ordudur. Tabii ki de. İkinci Mahmut zaten durmamıştı hatırlarsanız. Doğru cevap Edirne şıkkı olacak. Evet. Günümüzde hala varlığını devam ettiren... Bir düzeltme yapalım Aziz Hocam. 17 değil 18. yüzyılda ilk defa Batı tarzı ıslahatlar yapılmıştı. Doğru mu hocam? 3. Ahmet döneminde ilk kez. Günümüzde varlığını devam ettiren ve kimsesiz çocuklar ile yaşlı ve bakıma muhtaç insanları barındırmak amacıyla inşa edilen Darül Aceze hangi padişahı dönemindedir? Evet. Hadi bakalım, söyleyin bakalım. Evet, kafalarımız biraz karışık sanki. Evet, arkadaşlarım. Darüşşafaka deseydi Abdülaziz. Ancak Darü'l-Aceze 2. Abdülhamid. Bugün hala İstanbul'da, hala faal arkadaşlarım. Ve bugüne kadar yanılmıyorsam 80 bin insan burada hayatlarını sürdürmüşlerdir. Darül Aceze.
Osmanlı Devleti'nde şehzadelerin devlet tecrübesi edinmeleri adına oluşturulan, tabii ki Darüşşafaka Abdülaziz dönemi yeter hocam. Sancak sistemiyle ilgili hangi ifade yanlıştır? Bakalım. Sancak sistemi ile tahta çıkan ilk padişah 1. Murat'tır. Doğru. Çünkü sancağı kim başlattı? Arkadaşlarım, sancağı başlatan Orhan Bey'di. İlk gönderilen o zaman kim olacak? Evladı Murat. Sancak sistemini kanuni hale getiren kişi, yasallaştıran kişi Fatih'tir. Doğru. Sancak sistemiyle yetişen son padişah 3. Mehmet'tir. Doğru. Çünkü 3. Mehmet sancağı kaldırdığı için son çıkan da o oldu. Sancak sistemini başlatan, az önce söyledik, Osman Bey değil sevgili hocalarım. Sancak sistemini başlatan kimdi? Sultan Orhan'dı. Sancağa çıkmadan ilk tahta çıkan ise Sultan 1. Ahmet'tir. Tekrar ediyorum sevgili hocalarım. Sancak sistemini getiren Orhan, sancak sistemine göre ilk tahta çıkan 1. Murat, sancak sistemi ile son tahta çıkan 3. Mehmet ve sancağa çıkmadan ilk tahta çıkan 1. Ahmet. Sorulur mu bu soru? Yani bence zayıf ihtimal ama şu çok önemli. Bu KPSS sorusu olarak soruldu. Osmanlı Devleti'nde şehzadelerin devlet tecrübesi kazanmaları adına oluşturulan sistem hangisidir? Arkadaşlarım, sancak sistemi diyeceğiz. Gamze hocam, bunu bulabilir miyiz? Bulamayabiliriz bunu. Yani bilmiyorum. Yani Enes hocam, bunlar yüklenecek mi? Ya da bilginiz var mı? Evet Ömer Furkan hocam. Tamam, yüklenecekse problem yok. Tamam, hiç problem yok hocalarım. Tamam, çok güzel olur, çok da iyi olur. Ekber her şeyi de getiren 1. Ahmet, doğru. Osmanlı Devleti'nde padişah onayından geçen ve hüküm adı verilen divan kararlarının yazıldığı defterler hangisidir? Şimdi Divan-ı Hümayun sevgili hocalarım, devlet meselelerinin görüşülüp karara bağlandığı yerde biliyorsunuz. Divan-ı Hümayun Orhan Gazi döneminde oluşturuldu. 2. Mahmut döneminde nazırlıkların kurulmasıyla kaldırıldı. Divan kararlarına arkadaşlarım hüküm adı verilir. Padişahın yüksekçe divanı dinlediği veya izlediği yer kasr-ı adil adı verilir. Kararlar alındıktan sonra sadrazam tarafından telhis edilir, özetlenir. Arz odasında arkadaşlarım padişaha sunulur. Ve bunlar mühim kararlar olduğu için divan kararları mühimme defterlerine kaydedilir. Zaten defterlerden iki tanesini bileceksiniz. Başka diğerlerini bilmeyin. Bir tanesi tahrir, ki 2000 geçen sene çıktı veya 2020'ydi tam hatırlamıyorum. Bir tane de mühimme. Tahrir, bak şuradan aklına kalsın güzel kardeşim. Toprak kayıtları tutulur tahrirde. Nişancıya bağlı. Mühimme de hocalarım, divan kararlarının kaydedildiği defterlerdir. Toplum sözleşmesi, mesela güncel bilgilerde gelebilecek bir soru hocalarım. Tereke'de mahkeme, mirasla ilgili Beren Su Gündüz hocam. Toplum sözleşmesi eserinde toplum düzeninin sözleşmelere dayandığını vurgulayarak devleti yüceltmiştir. Onun tezlerine göre devlet egemen güçtür. Egemenlik bölünmez düşüncesini savunmuştur. Bu nedenle kuvvetler ayrılığı ilkesini kabul etmemiştir. Yukarıda verilen metinde bu düşünceyi savunan ve Mustafa Kemal'i de etkileyen elbette ki Toplum Sözleşmesi eseri Jean-Jacques Rousseau'ya ait bir eserdir. Bence ÖSYM bir gün bunu soracak. Belki de o gün, yani o sene, bu sene arkadaşlarım. Tahmin ediyorum, öyle tahmin ediyorum. Sorulursa da yani kendini damdan atma Ays kardeşim, niye atacaksın, yazıktır. Yani burada
Toplum Sözleşmesi eserinin Jean-Jacques Rousseau'ya ait olduğunu bilirseniz kafi. Birinci Balkan Savaşı öncesinde Avrupalı devletlerce desteklenen Balkan devletleri 1912 tarihinde bir araya gelerek Osmanlı Devleti'ne savaş ilan ettiler. Bu devletlerin temel amacı Osmanlı Devleti'ni Balkanlardan atmak idi. Tamam. Hangisi Birinci Balkan Savaşı'nda Osmanlı'ya karşı savaşan bir devlet değildir? Birinci Balkan Savaşı'nda Yunanistan var, Bulgaristan var, Sırbistan var, Karadağ var. Oysa zaten Arnavutluk sevgili hocalarım, Balkan Savaşı'nda Birinci Balkan Savaşı sonucu kaybedilmişti ve bağımsız olan son Balkan ülkesiydi sevgili hocalarım. Arnavutluk önemlidir. Evet, birinci Balkan'da olmayıp İsa kardeşim, ikincide olan kimdi? Romanya olarak bileceğiz. Arnavutluğun elden çıkması Osmanlıcılık ve İslamcılık fikir akımlarının da zayıfladığını arkadaşlarım kanıttır. Birinci Balkan Savaşı'nı başlatan devlet kimdi? Birinci Balkan Savaşı'nı başlatan Karadağ, ikinciyi de başlatan kimdi? İkinciyi de başlatan Bulgaristan idi. Evet. Buyurun. İsa kardeşim, Yunanistan 1829 Edirne Antlaşması'yla bağımsız oldu. Şimdi ne diyor? Kronoloji sorulmuş bize. Baba Ali baskını arkadaşlarım ne zamandır? Baba Ali baskını 1913, 23 Ocak 1913. İkinci Meşrutiyet'in ilanı 1908, 24 Temmuz. 31 Mart vakası da arkadaşlarım 1909. Doğru mu? Yani önce ikinci meşrutiyet olmuş, akabinde arkadaşlarım 31 Mart vakası olmuş, ondan 2-3 yıl sonra da arkadaşlarım Baba Ali baskını olmuş. Bunlarla ilgili bir bilgi vereyim, hatta birkaç bilgi vereyim. Şimdi Baba Ali baskını sevgili hocalarım, ilk hükümet darbesi olarak kabul edilir Baba Ali baskını ve Kamil Paşa hükümeti. Evet Ayben Hocam, 31 Mart vakasını kastediyorsanız doğru. Baba Ali baskını ile arkadaşlarım, Baba Ali hükümet kapısı demek zaten. Burada kim var? Başbakan, yani sadrazam var. Baba Ali baskını ile arkadaşlarım hükümet değişikliği yaşanmış. Ne olmuş? Kamil Paşa hükümeti gitmiş. Yerine Mahmut Şevket Paşa hükümeti gelmiştir. Bunun yanında arkadaşlarım, evet, Mahmut Şevket Paşa geldi. Bu Baba Ali baskını rejime karşı değildir. Rejimle bir ilgisi yok ve arkadaşlarım bir padişah değişikliği de yok Baba Ali baskınında. Tekrar ediyorum. Rejime karşı değildir. Zaten adı üstünde, hükümet darbesi diyor. Rejime karşı değildir. Bir padişah değişikliği olmamıştır. İkinci Meşrutiyet 1908'de ilan edilince 31 Mart isyanı da bu meşrutiyetin ilan edilişine tepki olarak doğdu. Ve biz 31 Mart vakası için Osmanlı'da rejime karşı çıkan ilk ve tek isyan diyoruz. Hareket ordusu, ki bunlar içerisinde arkadaşlarım Mustafa Kemal de var. Mustafa Kemal'in tarih sahnesine çıktığı ilk olay kabul edilir. Hareket ordusunun Selanik'ten gelip 31 Mart isyanı ya da bu rejime karşı isyanı bastırması ordunun yenilikleri koruduğuna, ordunun rejimi koruduğuna arkadaşlarım kanıt olarak kabul edilir. Evet Mısracığım. Hangisi 1. TBMM'nin isyanları bastırmak için aldığı bir tedbir değildir? Şimdi 23 Nisan 1920'de ilk TBMM açıldı arkadaşlarım. Ve tabii ki İstanbul hükümetine bir yerde alternatif oldu. Bu da tabii ki İstanbul hükümeti tarafından arkadaşlarım sevinçle karşılanmadı yani. Ve bazı isyanlar çıktı arkadaşlarım. Bu isyanlara karşı
meclisin aldığı bir tedbir değildir diyor sorumuz. Hıyanet-i vataniye kanunu çıkarıldı mı? Evet, vatan hainleri için. Bu kanunu uygulamak adına istiklal mahkemeleri kuruldu mu? Evet. Damat Ferit ve arkadaşları vatan haini ilan edildi. İstanbul hükümeti ile tüm resmi haberleşme kesildi. Ancak sevgili hocalarım, takrir-i sükun kanunun çıkarılması 1925'tir. Doğru mu hocalarım? 1925'te de hangi meclis vardı? İkinci TBMM vardı. Malumunuz birinci TBMM arkadaşlarım 1920'de 1923'e kadar görev yapmış. 11 Ağustos 23'e kadar görev yapmıştır. Takrir-i sükun sükuneti sağlama kanunu Şeyh Said isyanına karşı arkadaşlarım alınan bir tedbir olarak kabul edebilirsiniz. Bu takrir-i sükun kanunu kapsamında dergi, gazete, parti arkadaşlarım kapatılabilir. Bunun yanında arkadaşlarım basına sansür dahi uygulanabilirdi. Ve biliyorsunuz takrir-i sükun kanunu kapsamında terraki perver ne yapıldı? Kapatıldı hocalarım. Evet. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti İngilizlerin sömürgesi olan bağlantısını kesmek için açtığı cephe. Bak hocam, bu soru üç kez bu şekilde sordu, hiç değiştirmedi. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin açtığı cephe. Bak burada zaten Osmanlı'nın açtığı iki cephe var Birinci Dünya Savaşı'nda. Ya Kanal'dır ya da Kafkas'tır. Başka bir ihtimal yok. Neden? Zaten Osmanlı'nın açtığı iki cephe var. Şimdi Kafkas kuzeyde olduğuna göre ve soru arkadaşlarım bize İngilizlerin sömürgesini sorduğuna göre zaten İngiliz sömürgelerinde genelde nerede? Güneyde. Doğru mu hocalarım? O zaman cevabımız ne olacak? Burada Süveyş yani Kanal cephesi diyeceğiz. Doğru mu hocalarım? Yani burada şu çok önemli. Hangisini itilaflar açmış, hangisini biz açmışız? Biz iki tane açtık. Kafkas, bir de Kanal. Hadi hocam kaç soru kaldı bilmiyorum ki. Yani 20 saymadım kaç tane çözdük diye ama. Sabun 10 soru mu kaldı ya da 10 soru mu gitti Nurbanu? Evet, Kafkas'ı, Kanal'ı biz açtık. Tamam Dilan hocam, çok sağ olun. Biz açtık, biz saldırdık. Taarruz, biz saldırıyoruz. Savunma cepheleri yani Çanakkale, Irak, Suriye, Filistin, Hicaz, Yemen'de de itilaflar açmış. Biz de kendimizi müdafaa etmişiz. Galicia, Makedonya ve Romanya arkadaşlarım sınırlarımızın dışında açılan cepheler idi. Mustafa Kemal'in siyasal bağımsızlığımızı, adli, ekonomik ve mali hayatımızı yok etmeye ve sonucunda yaşama hakkımızı ortadan kaldırmaya yönelmiş bu antlaşma bizce yoktur diyor. Bence sorulabilir bir soru. Mustafa Kemal'in bu şekilde nitelendirdiği anlaşma hangisidir? Mustafa Kemal'in ölü doğmuş anlaşma. Ölü doğmuş. Ne diyor? Bizce yoktur. Yani bizce bir hükmü yok. Ölü doğmuş antlaşma olarak da nitelendirdiği arkadaşlarım anlaşma hangisidir? Elbette ki Sevir anlaşmasıdır. Hocam bir soru sordu ama göremedim tam. Yakalayamadım. Bir daha sorabilir misiniz? Evet. Sevir arkadaşlarım, biliyorsunuz hukuken geçersiz bir antlaşmadır. Neden? Çünkü Mebusan Meclisi tarafından onaylanmamış, Mebusan Meclisi onayından geçmemiştir. Bu yüzden hukuki olarak geçersiz. Kader hocam, yok ben soru yazarken asla yani bu ön lisans için, bu lisans için, bu orta öğretim için ben ayırmam yok çünkü... Yani müfredat aynı. Sorularda basit mi bilmiyorum. Belki siz iyisiniz.
Sorular arkadaşlarım basit değil. Zaten çoğu çıkmış sınav sorusu. Bir de ne diyecektim? Sevir Anadolu'da uygulanmamıştır. Neden arkadaşlarım? Çünkü arkadaşlarım, ya benim biraz kulvarım farklı. Ben burada dersime girenler varsa bilirler. Yani benim gözümde, nazarımda çok teferruatlı soru, kaliteli soru demek değildir. Yani müfredat neyse, ÖSYM neyse, ben biraz o çizgiden gidiyorum. O yüzden belki sorular size basit gelmiş olabilir. Belki de çok iyisiniz, bilmiyorum yani. Şimdi gelelim. Yukarıdaki muharebelerden hangisi ya da hangilerinde ordumuzun başında Mustafa Kemal Paşa vardı? Bakalım. Şimdi biliyorsunuz 1. İnönü'de, 2. İnönü'de ve Kütahya Eskişehir'de İsmet İnönü vardı. O zaman bir kere Kütahya Eskişehir'i eledik hocalarım. Tamam, eledik. Kütahya Eskişehir yenilgisinden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal'e arkadaşlarım başkomutanlık yetkisi verdi. Ve başkomutan oldu. Amasya Genelgesi'nden sonra askerlik mesleğinden istifa etmişti. Ve Kütahya Eskişehir'den sonra bu askerlik mesleğine geri döndü. Dolayısıyla arkadaşlarım, Kütahya Eskişehir'den sonra önce Sakarya Savaşı, ki Kurtuluş Savaşı'nda başkomutan olarak yönettiği ilk savaştır. Akabinde büyük taarruzda arkadaşlarım Mustafa Kemal'i komutan olarak görüyoruz. Aşağıda verilen anlaşmalardan hangisiyle Sovyet Rusya Misak-ı Milli'yi tanıdığını ilk kez beyan etmiştir? Bu soru ayete sorumlusu muydu hocalarım? Bu senenin. Evet, bu sorunun arkadaşlarım aynısı ayete sorusu olarak geldi. Hangisiyle Misak-ı Milli'yi tanıdığını söylemiştir arkadaşlarım? Moskova Antlaşması. Ayrıca TBMM'yi tanıyan ilk büyük Avrupa devleti de kimdir arkadaşlarım? Sovyet Rusya'dır. Bunun dışında arkadaşlar, Moskova Antlaşması'nda Nurbanu hocam, yani bu soruyu, yani Moskova ile ilgili yanılmıyorsam 8 kez soru geldi. Bir de bir şey söyleyeyim size hocalarım. ÖSYM'nin şöyle bir şeyi yoktur. Efendime söyleyeyim. Yani ben bunu kaç kez sordum? 5 kez sordum, bir altıncısını sormayayım. Böyle bir şey yok. Genelde bu bizim hazırlanan arkadaşlarımız arasındaki, tırnak içinde söylüyorum, dedikodular. ÖSYM'nin bundan bir haberi yok yani. Hadiye ile ilgili bir iki cümle söyleyeyim hocalarım. Ankara, değerli hocalarım, affola, çok fazla yorum geldiği için soruları da kaçırıyorum. Bir de sol göz zaten gazi oldum. Yani çok fazla göremiyorum. O yüzden affola kaçırırsam. 21 Ankara Antlaşması arkadaşlarım kiminle imzalandı? Fransa ile imzalandı. Bu Ankara Antlaşması ile Fransızlar da Misak-ı Milli'yi tanıdı. Moskova'da Batum'u ilk taviz olarak verdik Gürcistan'a. İkinci tavizi Ankara Antlaşması ile arkadaşlarım verdik. Kars Antlaşması ise arkadaşlarım doğu sınırımızı kesinleştiren antlaşmadır. Mudanya ile Osmanlı hukuken sona ermiştir. Londra Kurtuluş Savaşı döneminde toplanmış. 21 Londra'dan bahsediyorum. 1. İnönü'den sonra toplanan Londra'dan bahsediyorum. İtilaf devletleri burada ilk kez TBMM'yi hukuken tanımış oldular. Mustafa Kemal'in 24 Nisan 1920'de meclise sunduğu önergede meclisin üstünde güç yoktur hükmü yer almıştır. Tamam.
Bu hüküm en çok hangisiyle ilgilidir? Bak ne diyor? Meclisin üstünde hiçbir güç yok. Meclis halk demek midir? Ya da halkın egemenliği demek midir? Evet. Cevap ne olacak? Yani milli irade ya da diğer adıyla arkadaşlarım ulusal egemenlik. Yukarıda verilenlerden hangileri Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulan siyasi partilerin kurucuları veya genel başkanları arasında yer alır? Mustafa Kemal arkadaşlarım hangi partiyi kurdu? CHP'yi kurdu. Bu bir. Fethi Okyar hangisini kurdu? Serbest Cumhuriyeti kurdu. Kazım Karabekir de arkadaşlarım Terraki Perver'i ne yaptı? Kurdu. Doğru mu hocalarım? Demek ki üçü de parti genel başkanlığı veya parti kurmuşlardır. Bir iki şey daha söyleyeyim hocalarım. CHP biliyorsunuz 27 yıl tek başına iktidarda kalan partidir. En uzun süre tek başına kalan partidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk siyasi partisidir ki halk fırkası olarak kuruldu biliyorsunuz. Bunun dışında Terraki Perver Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muhalefet partisidir hocalarım. Ve Cumhuriyet ilan edildikten sonra kurulan ilk siyasi partidir. Veya çok partili hayata geçmek amacıyla Cumhuriyet döneminde kurulan ilk partidir. Serbest Cumhuriyet Mustafa Kemal'in isteği doğrultusunda Fethi Okyar tarafından kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci muhalefet partisi olarak da kabul ediliyor. Demokrat Parti hocalarım Adnan Menderes, Celal Bayar, doğru mu? Dörtlü takrir Fuat Köprülü, Refik Koraltan. Evet, kadınlara siyasi hakların verilmesi serbest cumhuriyette olan bir ilkeydi. Yukarıda verilenlerden hangileri Atatürk'ün dış politika ilkeleri arasında yer alır? Şimdi dış politikada mütekabiliyet veya denklik var mı? Var. Akılcılık mutlaka olacak. Yani akıllı konjektürler olarak ne yapman lazım? Konjektürü göz önünde bulundurup hareket etmen lazım. Tam bağımsızlık olmazsa olmaz zaten. Doğru mu hocalarım? O zaman üçü de dış politikada ilke olarak kabul edilir. Bunun dışında barışseverlik var, gerçekçilik var arkadaşlarım. Bunlar da dış politik, güvenlik mesela var, batıcılık mesela var. Oradan kopmama, oranın da hangi hamleleri yaptığını arkadaşlarım göz önünde bulundurma var. 25-37 yılları arasında Sağlık Bakanlığı yapan ve 28'de Hıfz-ı Sıha Enstitüsü'nü kuran hekim ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 4. Başbakanı kimdir? Gelir mi dersiniz hocalarım? Hadi bakalım. Arkadaşlarım kim diyeceğiz? Elbette ki Refik Saydam olarak kabul edeceğiz. Kemal Tahir diyecektim. Bekir Sami Bey arkadaşlarım Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Dışişleri Bakanı'ydı. Londra Konferansı'na gitmişti biliyorsunuz. Orada İstanbul Hükümeti sözcüsü Tevfik Paşa sözü kime bırakmıştı? Bekir Sami'ye bırakmıştı. Ama Bekir Sami Bey de ondan sonra meclisin rızası dışında İtilaf devletleriyle anlaşmalara imza attığı için ve atmak istediği için görevinden alındı. Yerine Yusuf Kemal Tengirşek geldi. Yusuf Kemal Tengirşek de arkadaşlarım biliyorsunuz 23'te 22'de Lozan oldu. Lozan dışişleri nezdinde toplanan bir konferans olduğu için ve buraya İsmet İnönü gönderileceği için Yusuf Kemal Tengirşek istifa etmiş. Lozan'a onun yerine İsmet İnönü gelmiş ve o şekilde Lozan'a gitmiştir. Bunu da 3 kez sınavda soru olarak sordular. Hangisi Mustafa Kemal'in Cansu Hoca hekimlerinden bir tanesi? Aşağıdakilerden hangisi 2. Dünya Savaşı'nın Türkiye'ye bir etkisi değildir? Narh uygulaması
arkadaşlarım geçildi. Çakmak hattı, Fevzi Çakmak'tan alır ismini, savunma hattı. Hani Fransızların meşhur Maginot hattı var ya, onun gibi düşünebilirsiniz. Karartma uygulamasına gidildi. Evet, hava saldırılarına karşı korunmak adına karne uygulamasına geçildi. Ancak Türk parasının koruma kanunu arkadaşlarım 1929 dünya ekonomik krizinin etkisiyle çıkarılan bir kanundu. Bunu genelde biz neyle karıştırıyoruz? Milli koruma kanunuyla karıştırıyoruz. Milli koruma kanunu evet, İkinci Dünya Savaşı'nın Türkiye bir etkisi olarak veya bir sonucu olarak çıkarılmış, ama Türk parasını koruma kanunu arkadaşlarım dünya ekonomik krizi etkisiyle oluşturulmuş. Türk parasını koruma kanunu direkt hangi ilkeyle ilgilidir, ilintilidir? Türk parasını koruma kanunu elbette ki milliyetçilik. Bu da KPSS'de Dilan Hocam soru olarak soruldu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'nin fiilen katıldığı ilk savaş hangisidir? Zaten İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hani ilk sıcak çatışma olarak da kabul edilen arkadaşlarım hangi savaştı? Kore Savaşı'ydı. Güney Kore, Kuzey Kore arasında biliyorsunuz buraya arkadaşlarım Türkiye Güney, evet 1952 51-52'lerde ve Kore Savaşı'nda 5000 kişilik bir tugayımız gitti oraya. Tahsin Yazıcı vardı başlarında. Şimal Yıldızı. Doğru mu? Evet. Niçin Türkiye buraya gitti İsa? Türkiye buraya asker gönderdi. Çünkü NATO'ya üye olmak adına. Bu da önemli. Tahsin Yazıcı sorulabilir mesela bence. Türkiye'de 12 Eylül 1980 tarihindeki askeri müdahale sonucunda biliyorsunuz 4 siyasi parti liderine siyaset yasağı getirildi. Diyor ki hangisi, sorumuz diyor ki hangisi bu siyaset yasağı getirilen bir kişi değildir? Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Alparslan Türkeş, Necmettin Erbakan. Bunlar siyaset yasağı getirilen kişiler. Bu yasaklar da ne zaman kaldırıldı? 1987'de bu kişilere siyaset yasağı kaldırıldı. Evet sevgili hocalarım, denememiz bu şekildeydi. İnşallah faydalı olmuştur size. Buyurun değerli hocam, Cansu hocam. Buyurun. Ben teşekkür ederim hepinize katıldığınız için arkadaşlarım. Soru çözüm kampları tabii ki ben birazcık hızlı geçtim arkadaşlarım. Çünkü ben şimdi birazdan hastaneye gitmek durumundayım. O yüzden birazcık hızlı da geçmek durumunda kaldım. Hiç hesapta olmayan dersten hemen bir 45 dakika önce bir şeyler oldu sol gözüme. Oraya gitmem lazım hemen. Ertelemek de istemedim. Çok sağ olun. O yüzden soru çözüm kamplarımız bu şekilde olacak arkadaşlarım. Katılmak isteyen arkadaşlarım zaten Tek Uzem ile iletişime geçebilirler. Link de paylaştılar hocalarımız. Çok sağ olun değerli hocalarım. Amin inşallah. Kendinize çok çok iyi bakın. Herkese teşekkür ederim katıldığı için. İnşallah bir başka derste daha güzel bir şekilde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın canlar. Tekrar teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun. Eyvallah Muhammed hocam. Muhammed Merve. Sizler de tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.